Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İyi yetiştiniz. Hemen gel yanıma otur bakalım. Otur. Bu dersi ithaf olunur. Ramazan ısrar etti. Ramazan kardeşimizin ısrarı ve onun hatırasıdır. Yani bu ders onundur. Ders edep, adab. adab, edeplerin cemiidir. Edepler. Çoğu. Edep, münferit şey, hallerindir. Bakalım ne kadar ne yapabileceğiz? Katılımcı olabilirsiniz. Edep, lügat manasını veriyorum. Terbiye, kavlen ve fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Yani kavlen, sözden ve fiilen o zamanda, o mekanda. O mekan ve o zamanda onu yapmak. Hangisini yapmak? İfrat, tefritten azade, hatta istikamet olan sünnetle alakalı. Sünnet olduğunu nereden biliyoruz? Fıtrat olacak. Fıtrat onu reddetmeyecek. Güzel ahlak demektir. Ahlak, hulukların, huyların cemiidir. Huylar. Usul bilmek, lügatını veriyorum Selahattin abi. Duyuyorsun değil mi abi? Duymuyorum. Geçen ben de duymuyordum, kulağım gitmişti. Hayadır. Çok ilginç bir kelime var. Kuvve-i rasiyahi nefsiye. Bir şey anladın mı bunu? Nefsi rusul peyda etmesi. Evet. Bir daha neydi abi? Kuvve-i rasiyahi nefsiye, yani nefis derken nefse emare değil, yapa yapa, konuşa konuşa, yaşa yaşaya artık kuvve haline gelmiş. Yani istidat, şey, kabiliyet olmuş. Şimdi bu benim istilam, şu anda söyleyeceğim. Burayı kapatıyorum. Edep, diman, kalbin, ruhun ve bedenin mekanda ve zamanda yapması gerekenleri veya söylemesi gerekenleri yapmasının ve söylemesinin bütünlüğüdür. Yani edeben estağfurullah için değil. Onun için ben böyle edebi şey yapıyorum. O riyakarlıktır. Edep değildir. Yani lügatta mecburdur. Eylemi söyledi. Ahlakı da söyledi. Yani iç ve dış bütünlüğü. Yani iki farklı farklı şeyler olmaması. En azından yakın olması birbirine, davranışlarımızla içsel alemin birbirine yakın olması. Şimdi onunla alakalı yerler okuyacağım Risale'de. Şimdiye kadar lugattı, istilahtı. Abi, şimdi sen zamanda yerine göre dedin ya. He, zamanda ve mekanında. Tamam, o zaman yani sünnet-i senin Peygamber Efendimiz'e bakıyor aleyhisselam. O anda, o mekanda onu yapmıştı. Ama o zaman mekanı ve zamanı içinde mi barındırıyor? Yani barındırıyor. Zaman ve mekan edebin içinde. Evet, mesela diyelim ki meyhanede ne yapacağız? Meyhanenin edebi nedir? Meyhane, mekan itibariyle yanlış olduğu için orada edep aranmaz. Edep yoktur mesela. Mesela, affedersiniz ama, ya medresede içki nasıl içeceğiz? Onun edebi aranmaz. Veya abi, çaldığın paranın zekatı
ne kadardır? Yani mekan, zaman, vasıf bunları bütünlüğe getiriyor. Yani dima, akıl, kalp, yani his, fikir, his, ruh, latife, beden, fiil bütünlüğünün mekana, zamana, usule uygun davranış ve konuşma bütünlüğünün cemidir, toplamıdır. Yani bütünsel halidir. Ayrı ayrı hava vurmuyor. Edep başta okuyorum. Adap okumuyorum şimdi. Yetişmez. Okuyabilecek miyiz? Bir bu sayfa. Bir de bu sayfa ama malum 3 günden beri uğraşıyorum. Şimdi sadece geçen edep seçtim. Yaklaşık olarak 6 sayfaydı. 1,5 sayfaya Bülent'te indirdik. Hem insan hodgamlık ve zahir perestliği ile beraber, yani ne getirecek bu edep, yani nedir yani edep? Şöyle diyeyim. Bu kadar affedersiniz. Bu kadar konuştuk, 5 dakika sürdü değil mi? Cümle şu. Özünüzü şu. Haddini bilip hududunda kalmak. Haddini bilmek. Haddini bilen hududunda kalır. Hududunda olan istikamette olur. Bir şey sorabilir miyim? Nasıl abi? Heh. Haddini bilmek derken bir bilmek var yani ortada. Evet. Had derken haram helalini bilmek yani. Evet. Yani bir ilim var. Tabii ki ilim. İlim var. Tabii. Peki o zaman ilim de var. Edep ilimden önce gelir demişler. Şimdi edebi önce aramışlar ki yani nasıl aramışlar yani? Şimdi edebi onu kim nerede aramış bilmiyorum. Onların sözünü tevil edecek halim yok. Tabii. Ha, mesela demişler yani. Tasavvuf ehli. Evet. Niçin demişlerdir? Şöyle olabilir. Anadolu'da İslam kabul edildiği için, oturduğu için örfen, bir delikanlı, bir insan dergaha, medreseye, büyüklerin yanına ilim öğrenmeye giderken, ilim daha yok, öğrenecek, edebiyle gider. Edep peki ilim iktiza ediyor, onu anne babasından almış. Ondan edep. Annesi babası demiştir ki, oğlum, şeyhinin üstüne oturma, böyle sana sorulmadan cevap verme. Bu edebi almış. Bir şey diyeceğim. Yok, bir şey diyeceğim. Evet. O kelimeyi biraz he, yani ondan yukarıda oturma. Kaşığı yerken, yemek yerken kaşığı dişine vurma. Önünden ye, tuzla başla. Kimsenin ağzına bakma, lokmalarını sayma. Hapşırırken sağ tarafa, geriye hapşır. Şimdi böyle öyle de yapma. Ondan sonra ağzının sesi mahalle duymasın. Tuvalete giderken şöyle yap. Sol ayakla gir, sol ayakla çık. Çoraplarını çıkar, paçalarını kıvır. Sağ taraf biraz yüksek olsun otururken, sola meyilli ol. İşini bitirdikten sonra 3 defa öksür, istibra yap. Dünyevi ve uhrevi bir şey düşünme, yazma, çizme. Banyo ve tuvaletten önce çıkmaya, erken çıkmaya çalış. Banyoda temizlik yaparken temizlik eşyalarını suya gönderme, kenara koy. Banyonu, temizliğini cuma günü yap. Gusül daha yapmadan tırnağını ve temizliğini kesme. Eve girerken besmele ile gir. Sağ ayağına gir, sağ ayağına çık. Ev, tuvalet değil bu. Selam ver. Selamun aleyküm de. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin. Eğer boşsa, bunu diyemiyorsan selamun aleyküm de, gene kendini al. Ayrılırken evden selam ver. Tebessüm et, sadakadır. Tebessümlü ol. Ondan sonra hal hatır sor. Gönül al. Dışarıdaki pisliği, yükü, sıkıntını eve taşımamaya çalış. Onun da şeyi oğlum derler.
girdin, ceketini verdin, astın. Hemen lavaboya git, elini yüzünü yıkarken abdest al. Abdest kiri götürür, yüze simaya nuranilik getirir. Ona zoraki dahi olsa gülmeye çalış, sonra hakikiye inkılap eder. Kalp kırma. Yaşlardan önce atlama. Yere gitme. Yatarken eşyanı katlayıp koy veya besmele ile az. Çünkü Allah Resulü cin kardeşleriniz onu giyer diyor. Sağ tarafına yat, sonra düzelebilirsin. Yani eşinle sonra düz. İlk önce Allah Resulü şöyle yatardı diye vav gibi yat. Abdestli yat. Ondan sonra gece teheccüde kalkmaya çalış. Ondan sonra herhalde birkaç tane bu şeydeki halkımızda İslam'da oturan edeptir. Size bir şey söyleyeyim. Ben bunu dünyayı dolaşan bir insanım. Bunu bir şey anlatmak için bunu söylemem lazım. Mısır'a gittim. Suriye'ye gittim. İran, yani İslam devletlerine gittim. Amerika'ya kadar. Avrupa'ya kadar. Ümre ve Hac'a kafile götürdüm. Gitme değil, kafile götürdüm. Edep misali Anadolu insanı gibi kimse görmedim. Kur'an-ı Kerim'i yastık yapıp, yapıp yatan, ayağını Kabe'ye uzatan bir kavmi Allah rezil eder, zelil eder. Zelil etti o Arapların şeyini. Gördüğünüz Araplar değil onlar. İslamiyet'i bozmak için namaza ve kutsi şeylere kutsiyetini kırmak için edepsizlik yapmak, alıştırmak adına mahsus onlar görevlidir. Namaz kılarken burnunu siler, telefona bakar, Kur'an'ı yere koyar. Bunlar kastı değil, kasten yapıyorlar. Bunlar öyle yapmıyorlar Araplar. Bunlar Kur'an'a ve kutsi şeylere kutsiyetini kırmak için İngilizler tarafından Arap kisvesi altında görevlendirilmiş ya ahmak veya idealist Müslüman şeylerdir, Müslüman görünümlerdir. Ya ahmak Müslümandır veya idealisttir. Türkiye'de moda çıktığı zaman onunla onu sergileyecek kadınlar tutarlar. En az 100 tane. Bunların özelliği Taksim'den Şişli'ye, Kadıköy'den Mecidiyeköy'de, efendim Şişli'den Bomanti'ye, yani kadınların işi dolmuşta gidip gelmek. O giysiyi alıştırmak, göze alıştırmak, göze normallaştırmak, sonra halk kendisi yapar. Onun için Türk halkı, Türk milleti göbeğinden aşağı Kur'an'ı indirmemiştir. Hep yukarıya asmıştır. Ayağını oraya, hatta ders aldığı hocasını evine doğru ayağını uzatmamıştır. Türkler kadar, yani Türkler derken sakın milliyetçilik anlamı, Türk bölgesi yani, şu Anadolu insanı, İran'ın bir kısmı, Irak'ın Türkmen oraları, ondan sonra Kobani oralar, Suriye böyle, Türk boylarının şey olduğu, Osmanlı'nın hakim olduğu yerlerde kadar hala öyle edebe riayet eden, Kur'an'ına, kıblesine, büyüğüne, hatta tesbihi bile atmazlar bazı yerde. Böyle dikkat eden bir şeyi ben görmedim. Irak'ından tut, Suriye'sinden her tarafa gitmiş. Yani İslam Devleti'nin ana merkezlerine gitmiş. Yani böyle sokakta dolaşmış değilim. Alimlerle oturup kalkmışım. Elhamdülillah. Hala doğuda en zirvede yaşanıyor. Doğu bölgemiz, Doğu Karadeniz, Doğu bizim Kürt kardeşlerin olduğu yer, Güney olduğu Zazalar vesaire olduğu yerler, Kuzeyde Karadeniz, Kars falan. Öyle Anadolu yani Anadolu şeye kadar bu hala bu edep en zirvede yaşanıyor. Batıya doğru geldikçe azalıyor. Mesela eskide bir sarhoş bile bir hocadır veya bir
o mahallenin büyük zatına denk gelirim diye bir şekilde farklı yoldan gelirdi. O tanırdı. İşte içkiye en bozuğumuz o işte. Sarhoş rakıya gazete sarıyor işte. Açık getirebilir. Edeptendir. Edebidir. Sarhoştur, sarhoşumuzdur ama edeplidir. Bir şeyimi anlatacağım, konuma geçeceğim. Utanmış bir, ben utanmışım. İstanbul'da böyle ışıklar var ya, bazı ışıklarda, kırmızı ışıklı falan. Orada bazı dilenciler olur. Biliyor, bazılar da şarapçıdır, şişecidir. Topladığı parayla şişe yapar. Tanıyorum. Beni gördüğü zaman kesinlikle benden para istemez. Çağırırım. Dedim ki şu parayla ama bununla ekmek al. Senden almam hocam dedi. Tanıyorum. Zeytinburnu'da oturuyoruz. Göz hastanesinden geliyorum. Birisini ziyaret etmişim. Bu ışıklarda duran sarhoşumuz. 4 kişi, 5 kişi oturmuş. Göz hastanesinden Zeytinburnu'na gelirken Süleyman Hastanesi'nin arkasındaki o çayırda oturmuş yemek yiyorlar. Ben de dalmışım. Veya hepsini tanıyorum. Sarapçı. Ama sofrada da var gibi gördüm. İçki. Vermedim selam. Hata yaptım. Onları geçtim. Onlar garip garip baktı. 5 metre, 10 metre geçmedim. Hoca! Hoca be dedi. Döndüm. Bari sen bizi vurma dedi ya. Böyle dur. Ne yaptım dedim ya. Hoca dedi ya. Yakıştı mı sana dedi ya. Selam bile vermedin dedi ya. Biz böyle olduğumuza bakma dedi. Biz gavur değiliz ki dedi. Dedim özür dilerim. Görmedim de sen yalan olur ama inan dalmışım dedim. Bir de yanlış hesaplar yapmışım. Özür dilerim. Selamun aleyküm dedim. Hepsi aleyküm selam. Böyle sarhoşumuz bu. O gün bugün onlara da veriyor. Sarhoştur tamam bir tanesi vardı. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam hocam. Bizim hocam. Böyle. Peki edebi biraz böyle Anadolu şeyiyle biraz beynimizde kalsın diye biraz da işimize yarasın diye edeple girdik malzemeyle. Şimdi metin okuyorum. Hem insanı İnsan hodgamlık, yani gamsız, vurdum duymaz. Ve zahir perestliği ile beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahsı edebi olan şeyleri hilaf edep zanneder. Yani insan hodgamdır, yani rahatına düşkündür, zahir perestir. İnsan yani genelde insan böyledir. O zaman her şeyi kendisine bakan tarafı varsa iyidir. Yoksa hiçbir değeri yoktur. Mesela acı kavun. Şu bu kestane var ya bazı kestane. Böyle ama kestane benziyor mu? Hiçbir değeri yoktur bizim için insanın. Çünkü bize bakan bir menfaati yok. Oysa başka bakan çok faydası var. İnsan mahsı edep olan şeyleri hilaf edep niye zannediyor? Bir, hotkam olduğu için vurdum duymaz olduğunda. Bir de zahir perest olduğundan edebe riayet etmez. Ya ne olacak ya? Yani görünüşte ya. İçine bak içine. Bu yanlış. Öyle olsaydı Allah eylem istemezdi. Amenu. Amenu. Ve aminu salihat. İman edip salame. Salame imanın ikinci cüzüdür. Öyle ben iman ettim, hadi benden ev al. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayat için dışa vuruşudur. İnsanın tavırları, davranışları, sözleri 77-75 hamile diyor. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Dışa vuruşudur. Hiç endişe etme. Dıştaki hayat, genel bir hayat, içinin aynasıdır. İşaret-i Caz'da şapka ve sünnar küfür niye alametidir diye orada anlatır. İki, İşte menba edip olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzden ve perdelere göredir. Mesela edebi Kur'an söylüyor. Dinler söylüyor yani. Bugün dinler olmasaydı
helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir, ayıptır, günahtır, akrabadır, bacımdır, anamdır, dinler olmasaydı böyle bir kavram olmayacaktı, gelişmeyecekti. Adem Aleyhisselam babanızdır dedi. Suhufunda oğullarına dedi ki baba, baba deyin, anne deyin. Böyle gelişti. Anne ve baba kavramları, bacı kavramları, yeğendir, amcadır, dinlerle gelişmiş. Dinler edebin kaynağıdır. Gözüken de bu. Şimdi peki dinler ve Kur'an bunların anası edebin. Peki bazı tabirler var Kur'an'da. Aleti tenasülden bahseder. Kadının ve erkeğin üreme organlarından bahseder. Bu bazı tabirler fıtratta, tıpta nasıl tedavide konuşulması, ders işlenmesi gerektiği gibi bu insanın fıtratına ve insana ilim olarak verilmesi adına bahislerdir. Buna edepsiz denmez der. Tıpta mesela tıp talebesine anlatacaksın. Bu edepsizlik denilmez. Edepsizlik zamana ve mekana ve bak akıl, kalp, ruh, fiil bütünlüğünü o adama, yani doktor mudur değil midir? Öyle davranması gerekir mi gerekmez mi? Onu belirler edep. 4. Hayale karşı şekme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder, insan endişe eder. 274 söz dert. Yani bazen böyle insanın hayaline edep dişi, öyle edep diş, böyle edebe ben uygun olmayan şeyleri tasvir eder. Kim? Şeytan. Pis hatıraları, pis filmleri, daha önce seyrettiğimiz, gördüğümüz. Bunlar endişe etme, edepsizlik değildir. Serbest bölge denilen bir yerde şeytanın aktifliğidir. Senin mesul olmadığına ve senin olmadığına delil, ondan rahatsız olmandır. 5. Edep ve belagat tesiri uslup itibariyle ya hüzün verir ya neşe verir. Edep ve belagat var ya, edep. Yaşamak ve yaşayanlara bakmak veya belagat, bir şey yazmak, çizmek, konuşmak insana hüzün verir, neşe verir. Ya hüzün verir ya neşe verir. Eğer ulvi şeylere hüzün veriyorsa, ulvi şeylere neşe veriyorsa o dini edeptir. Yani edebi olmayan bir sistem, öğreti yoktur. Yani Karl Marx bile dinsizlik dini, o da bir inançtır, o da bir itikattır. İtikatsızlık itikadıdır. Onun da bir edebi var. Edep derken onun da bir kaidesi var. Onun da yaşantısını şöyle yapman lazım. Büyükleri böyle ağza sokman lazım. MHP'liysen böyle yapman lazım. İşte İsmail Ağa'ya şeysen, İslamcıysan sakal bırakman lazım. Yani şeysen, Yahudiysen foter takman lazım. Faulları böyle yapman lazım. Veya böyle yapman lazım. Hahamların, hocalarının şeyidir. Böyle yapman lazım. İnce kalem gibi böyle. Veya böyle getirmen lazım. Demeyeyim o küpeleri. Onlar da eşcinsellikle alakalıdır. O cins duygulara, duygular insana galipse yüzük takar, küpe takar. İçteki hissin eylemsel halidir. Onu kabul edebiliyorsa içi de o cinstendir. Yani düşük pantolon insanda Lut kavmini adet olduğu için o tür duyguları sende pompalar. Sakın davranış ve giysiyi basit zannetme. O kadar mühim ki mesela başörtü bez parçasıdır ama ne emniyeti var demediler. Tesettür için kaç milyon insan gitmiş. Bayraktır, ne olacak ya, bez parçası. Yattığın zaman protesto oluyor. Bez parçasıdır, ne emniyeti var. Hakimler niye öyle giyiyor? Niye
Doktorlar o elbiseyi giyiyor. Ameliyathane ayrı giyiyor. Her bir iş yerinin, ciddi bir iş yerinin bir libası vardır. Niye hakim benim gibi giymiyor? Yani peki hakim onu giydiği zaman ne hissediyor? Doktorunu giydiği zaman ne hissediyor? Pijama giydiği zaman ne hissediyor? Namazda da cübbe giyince bak farklı bir his oluyor. Yani korunaklı duygu sana getiriyor. Onun için tesettürü tarih boyu, son tarih 1800'den bugüne kadar tesettürü en iyi bilen ne anlama geliyor diye Bediüzzaman ve karşıtı biliyor. En iyi o ikisi biliyor. Birisi kafa verdi, birisi kafa aldı. O niçin bunu söylüyorum? Edep sözdür, davranış bütünlüğüdür. Söz, davranış içsel. Yani ben edepliyim, istediğin gibi yaşıyorsun. Öyle bir şey edep olmaz. Yaşantının kendisidir. Yaşayacaksın kardeş. Haddini bilip hududunda kalacaksın. Büyüğünü, gücünü bileceksin. İnsanda o ayı mesela çamaşırlar. Bazı çamaşırlar insanın hayasını geliştiriyor. Bazı çamaşırlar insanın hayasını götürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak davranıştan bahsediyor. Diyor ki utanmıyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Utanmıyor musun? Her şeyi yap. El hayav minel iman. Haya imandandır. Sakın kimse kandırmasın. Kalbine bak sen. Kalbime bak. Boş ver. Bu Yahudilerin sözüdür. Bekle Allah bekle. Yahudinin olduğu gibi. Üzümü niye? Helal mi haram? Bakma. Menbaanı sorma. Yahudilerin sözü. Kalbime bak. Şeye bakma. Hiç kusura bakma. Kimin cebinde parası var, kimin kalbinde imanı var, yürüyüşünden bellidir. Gidin esnafa, bu adam dükkana girdi, parası var mı yok mu anlar. Allah'ın izniyle, ehlidir ya, esnaf kardeşler söylüyor, eski. Bakarım diyor, bu adam giren adam, sormak için mi, fiyat mı, araştırması mı yapıyor, kıyas mı yapıyor, yoksa parası var mı yok mu? Anlar mısın, anlamaz mısın? Anlıyoruz. Ben adamın yüzünü görmeyeyim. Sahamı söylüyorum. Burada oturayım. Hoca buradan geçsin. Kürsüye gitsin. Vallahi yürüyüşü ha. Tipini görmeyeyim. Tipini görsen %100. Yürüyüşünden kürsüye giderken gideceği o kürsüde anlatacağı konunun sahibi midir değil midir? Vazife itibariyle mi yapıyor? Yoksa hakikaten o donanımla şefli midir? Böyle yüzerken bile tamam mı? Böyle hemen kapacak gibi gider yani. Ötekisi oyalaya. Hemen belli yürüyüşünden. Derse oturmaktan adam. Hazırlanmamışsa evet kardeşler. Bakalım ya ne var ne yok ya. Bir şey açalım ha. Tombala mı açıyorsun sen? Eskide İstanbul'da Marlboro için tombala açarlar. Günün önemine, gelen insanların durumuna, gelen mevzulara, sorulara hazırlık yapacaksın. Yoksa geçmeyeceksin kardeş. Ustad diyor ki, boş bırakacaksın. Veya o dar olmamalıdır. Öyle diyor mu demiyor mu? O da, ya o olmamalıdır. Milleti aldatmamalı. Ehli değilsen geçme kardeşim, aldatma. Burayı geçme, orada ders yap. Burası delal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamıdır. Risale-i Nur'a uygun olacak. Sünnet-i Seniye dersi yapıyorsun, takke kafanda yok. Bir gün Cuma'ya gittim, dinliyorum. Cuma'ya. Ve bu eski Diyanet'in dışında bazı cemaatlerin camileri vardı. Diyanet atamazdı orada hoca. Bu dini bir cemaatin hocası. Sünnet-i Seniye'den bahsediyor. Beliyle de kravatla oynuyor hutbede. Kürsüde de değil, hutbede. Allah Resulü'nün sünneti seneye uymak lazım diyor. Kravatı da oynuyor.
Oysa Yasin'de ağlalen diye geçer. Boyun bağları. Yani bu kafa inmez, mütevazı olmaz. Bu burada topuz o. İnmez bu. Senin sarığını Avrupa takar mı? Bulgar takar mı? Ne mecburiyetin var? Ha memursan başka. Memur musun? Sen dini cemaate bir mensupsun. Seni devlet, diyanet sorgulamıyor ki. Ne takıyorsun? Oo bilmezsin sen. Biz de kürsüye çıkıyoruz canım. Görevli olduğum halde takmıyorum. Sen kürsüye, hutbeye çıktığın zaman sana kravat mı soruyorum? Derse gitme oraya. Bizim kardeşler internetlere girin böyle bakarsınız. Ne güzel dersler yapıyorlar Allah razı olsun. Kafalarında takke yok ya. İmam-ı Şafii sokakta takkesi dolaşanın mahkemede şahitliğini kabul etmiyor ya. Sen bunu delal-ı Kur'an olan muvakkaten saydığın makamında bulunuyorsun. Takke yok. Bir de açık açık sakız çiğneniyor cemaatı şeyde dışarıda. Sakız mı çiğniyor? Açık açık sakız çiğniyor bir de takke olmuyor. Evet İmam-ı Şafii de değil mi? Artık böyle çiğneyen ya. Şafii yani. Şafii Hazretleri bir yere dayanıyor değil mi? Tamam bir şey denmiyor ama bu kadar da olmaz ki ya. Risale'nin dersi yapıyorsun ya. Koy kafana takke ya. Sen git bakayım hahamların Yahudi ağlama duvarına takkesiz Yahudi alimi görecek misin? Ya biraz bu edebine uyacağız ya. Her şeyin bir usulü var ya. Her uydurup bir laf söyleyeyim. Her şeyin bir raconu var ya. Bari hiç olmazsan yalandan bir şey tak ya. Hasan hocam bizim anlayacağımız dilde söylüyor değil mi? Lazca söylüyorum evet. Evet anlayacağım sizi. İyi oluyor anlayacağım. Mesela şey diyorum ki bak ben sanki benim için ya abdest çorapsız namaza durma. Tamam biz de. Ha durdum ben de duruyorum bazen sünnet. Farz da hemen koşuyorum. Hoşuma gidiyor çorapsız kılmak. Çünkü niyet nefsi ben şey yapıyor. İmam Şafii de o çorapsızdır. Takkesiz namaza durma mekruhtur ya. Ya kısa kollu ya cübbe giy ya. En azından ihtilaflı şeyler bunlar. Edep, edep. Bak hayal gelişir kardeşim. Bu millet bak ders yaparken ben. Bu dersi dinleyecek kişi takkesiz görse ne der beni? Pek ciddiye almadı. Yani ciddiye almadı diye. Hatta benim o hapishane, mahkeme dönemce küllam vardı ya. Evet. Sokakta da onunla dolaşırdım. Almanya'da da öyle. Onu arıyorlar. Şimdi onu giyemiyor. Çünkü amblem ve simge ve sembol oldu. Onu giydiğim zaman yedi düvenli tanır. Tamam mı? Öyle değil mi? Alem olmuştu 30 sene. Sokakta da öyleydi. Yatakta da onunla yatardı. Ne yapalım? Bana şeyde tak. Kimseye kızmıyorum ha. Belki üslubum öyle gözüküyor ama. Kızmıyorum ama yapılması gereken bunlar. Yapılması lazım. Edep ve belagat, ha oraya okudum. Hiçbir meselesi yoktur ki altında edebin. Bir nur, bir edep bulunmasın sünnet-i seniyen altında. Esas edep dersini istiyorsanız toplamanın dışında. Kaçıncı lema? 11. lema. Edep Risalesi. O okunması lazım ama toplama yaptım. Yani sünnet-i seniye var ya, Allah Resulü, tuvalette tükürmeyin diyor. Sümkürülmeyin. Yapma. Banyo yaparken sakın işeme. İdrar demiyorum ki idrar anlamazlar diye. Taharet desem ya anlamayabilirler. İşemeden anlar. Banyo yaptığımız o kabin var ya orada işeme. Yani taharetlenme. Tamam mı? Sokaklı sanıyım ki gençler de dinliyor. Çünkü Allah Resulü diyor ki vesvese hastası olursun diyor. Bir de burada müsaade ederseniz kaldırmam lazım. Şu var ya ayak, şu bilek. Şuradan aşağıya banyodan çıkarken soğuk suyla yıkarsanız Allah Resulü söylüyor. Mecmuat-ı Adab'da baş ağrısı çekmezsiniz. Eğer banyo yaptığınız yerde işerseniz şansınız yok. Vesveseye düçar olursunuz. Resulullah dedi. Bitti. Bitti mi? Bitti. Benim alemde bitti. Hatta vallahi şöyle diyorum. Haman aman %90'lık güzel banyo çıkarken. Her şeyi bitirdim değil mi? Banyo fiskesi aldım.
Allah Resulü diyor ki diyor. Dur basmadan. Buradan aşağıya yıka başarısı olmaz. Bu böyle midir? Böyledir. Böyle midir? Böyledir. Böyle. Gözüne sokuyorum. Çok kan dolaşım. Kan dolaşım bak bir şeyler dedi. Ben öyle sanıyordum hocam. Şimdi öğrendim. Bende alışkanlık olmuş. Kan dolaşımına iyi geliyor sanırım. Anadolu'da bu edep olmuş. Sonra hikmeti illet olmuş. Yazık. Abi haya mı önce geliyor? Edep önce geliyor. Haya değil mi? Önce haya hayatlanmaktan fıtratta var. Fıtratta var. Edep kazanılan davranışlardır. İlim altında var. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti hiçbir sünneti yoktur ki. Murat'ım hoş geldin. Altında bir nur, bir edep olmasın. Ben çok acayip etkileniyorum. Peygamber deyince tuhaf oluyorum. Hiç ki mevzuya girmek istemiyorum. Sultanlık yapamıyorum. Yani bugün de hatırıma geldi camdan bakarken Almanlara. Yani Allah'tan ve ahiretten ümitsiz, iman olmadan nasıl yaşanıyor, nasıl yaşandı? Yapamıyorum ya. Sonra ne yaptığımı bilmiyorum. Oturmuşum. Böyle olduğumu hatırlıyorum. Ne kadar blok olmuşum. Dedim ki insanı insan yapan o havf, yani içsel bir böyle bir bütünlük yok. Olsa olurdu. İçsel bütünlük varsa iman olur. Yani kefene öleceğini biliyor. Olamaz. Nasıl insan imansız yaşar? Anlamıyor. Anlaman için zaten imansız olman lazım. Yalnız fikir yürütürsün. Ne anladım? Kafamı oturdum ya şaşırdım o şey. Tespih çekerdi. İçeri oturdum. Kendime şey yaptım. Çok fazla yoğunlaştım ama doğru değil benimkisi de. Oturdum böyle. Niye? İçsel bütünlük bitmiş. Öyle bir şey yok. Beraber dün gezdik ya, evler kısa, işleri gözüküyor da, evlerin cam perdesi yok. Bazı evlere, hepsi tek, bazı evler değil. Ben ne gözüme çarptıysa hepsi tek içeride yaşıyor. Böyle oturmuş, mesela birisini görmüştüm, öyle yığılmış bahçede, müzik çalıyor, böyle bitmiş. Bir tarafım acıyor, bir tarafım garipsiyor, garipsiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir sünnetinde, edebi de hiçbir şey yok ki altında bir nur, bir edep olmasın. Edep, insanı insan yapan ahlaktır. Fıtrat-ı asliyedir. Kendini yaşamaktır. Kendini anlamlandırmaktır. Başkasının işgalinden çıkmaktır edep. Edep, haddini bilip, hududunda kalıp, başkasının hakkı hayatını vermektir. Hakkını vermektir. Ona öyle davranmak, yalakalık değil, hakkı odur. Hakkı odur. Haddini bilip, hududunda kalıp, hak sahibine hakkını teslim etmektir, edep. Teslim ediyoruz, bu budur, diyorsun. Senin hakkın budur. Yani ben bunu aldım, buna para vermek yalakalıksa, yalakalık mı? Yok, hakkıdır. Hürmete sahip, değer vermeye sahip kişilere, şeylere, yerlere hürmet ve edep göstermek hakkı oldukları içindir. Haklarıdır. Sual, her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenmeyen Allah'ın guyba karşı edep nasıl olma, nasıl olur? Lemalar 54. Korkunç bir şey. Affedersiniz, özür dilerim. Bir küçük banyo var, bir büyük banyo var. Edep olduğu için onunla konuşacağım. Büyük banyoda peştemalle yıkanacaksınız. Yıkanmak gerekiyor. Peştemal belden aşağı, tamam mı? Böyle bakmamanız lazım tenasulunuzla. Büyük banyo ile küçük banyo şöyle yaparsınız. Duvara yaslan bu tarafını. Şu elini kapat. Şu elini aç. Bir duvardan bir duvara elin çarpıyorsa küçük banyo. Buna peştemal kullanmayabiliriz. Düşekabinler böyledir, ufaktır. Eğer bu çarpmıyorsa bunun adı büyük banyodur. Peştemal kullan. Şimdi soru şu.
54 lemalarda geçiyor. Allamul guyub olan, gayiplerin sahibi olan Allah'a karşı peştemal veya bir şey giymek, Allah'a karşı örtülmek midir? Allah Allamul guyubtur. Gaypların gaybini biliyor. Örtülerin örtüsünü biliyor. Yani Allah'a karşı böyle örtülmek, bayrada onu şey yapmak, Allah'tan başka kimse yok. Kime karşı peştemal kullanacaksın? Allah'a karşı. Bu Allah'a karşı olur mu diyor. Kıbleye karşı, banyo yıkanırken yere geliyor bak hatırıma. Kıbleye karşı durmayın. Yani gusül abdesti aldıktan sonra temizliğinizi yapın. Sizden ayrılan tırnak veya kıllar banyodan sonra olsun. Temizlen ondan sonra senden ayrılsın. Çünkü sana abdet edecek, dönecek. Kıbleye karşı arka veya ön gelmesin. Şimdi her şeyin her şeyini bilen Allah'a tesettür olur mu? Ne örtünüyoruz? Lemalar 54'te anlatıyor da ben hemen kısaca anlatayım. Allah'tan kasıt, kastedilen esmadır. Bazı esma tesettürü emretiyor, iktiza ediyor. Bazı esma güzelleştiriyor elmayı. Bazı esma koku veriyor. Bazı esma şekil veriyor. Bazı esma tat veriyor. Bazı esma bize şeklimizi oluşturuyor. Bazı esma bizim kimliğimizi oluşturuyor, simamızı. Bazı esma ise örtünmemizi iktiza ediyor. Esma-i Hüsna kendi hükmünü icra ediyor. Bize faydası nedir? Orada eğer kendi organına bakarsan, langur lungur banyo yaparsan, hayana darbe vurur. Ben bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Yeni genç kardeşlerimize yaşanan bir insan olsun ki örnek olsun, kolay olsun. Tenasül uzmuma banyoda baktığım, gördüğüm çok istisnadır. Yanlışlıkla denk gelmiştir. Örterim ve ondan sonra temizliğimi yaparım. Örnek olsun diye bağışlayın. Yani örnek olsun diye anlatıyorum. Yani çok tuhafıma gider yani. Bu edep misali, timsali, Hazreti sahabelerden kimdi? Osman. Hepinize bak. Osman. Müslümandan önce de içki içmemiş ve o tenasül uzvuna ve büyük abdestine hiç bakmamış. Ebu Bekir Sıddık Müslüman olmadan da önce içki içmemiş. Hazreti Osman hiç organına bakmamış. Yani alışmışsan tenasül banyoda bile insan utanır. Peki niye bu kadar detay anlatıyorum? Hayatın içeriğinde olsun bu ders. Böyle bilgi verip gitme değil. Yani buradan bir şey alman gerekiyor. Peki banyoda örtülmemiz nedir? O esma iktiza ediyor. Cemil ismi onu iktiza ediyor diyor. Hatırladınız mı? Cemil ismi, Settar ismi, bu esmalar orada 54. sayfada bazı isimler bu tesettürü iktiza ediyor. Esma. Bazı esma renklendiriyor, bazı esma şekillendiriyor, bazı esma göz veriyor, bazı esma kulak veriyor, duygu, hisler veriyor. Bazı esma da ki Cemil ismi, Settar ismi gibi isimler şey istiyor, tesettür istiyor. Yani peki faydası nedir? Dedim ki seni oluşturuyor, senin ruhsal yapını yapılandırıyor. Örnek vereyim, dere akıyor, zaten akıyor. Allah Resulü diyor ki derenin başında dahi olsa abdest iktisat da alın. İktisat onu az kullanmak değildir. İtikaden ve imanen. Aklen itikat, kalben imanen. Bu suya hakkını vermektir edep. Nedir o? Hakkı şudur. Bunun yaratılması için burada Allah lazım. Buna bu değeri verip anlamlandırırsan anlama geliyorsun. Ve bu suyu Allah yarattı. Denizin içindesin. Şöyle sokma. Allah'ın suyu. Yani ona o değeri veriyorsun fiilen. Bu davranış bir şey değil o. Soksan da olur. Kafada. İktisat buradadır. İktisat buradadır. Tuvalet mesela geçiyorsunuz şeye. Sofralara Almanya'da. Biraz önce gördünüz bunu yırttım. Değil mi? Yırttım. Bak. Şöyleydi. Sofrada Almanya'da
şu koca kağıt yemekte konulur. Şu kadar büyük. Ve katlanır. Atılır. Ey Allah'tan korkan Müslüman. Bari bunu katla. Şöyle katladın. Şöyle. Ondan sonra böldün. Böl bunu. Tamam. Bir tane koy. Ben bir tane koy. O zaman da ne kadar cimrisin diyorlar abi. He. Ne, o zaman işte kendisini ifade ediyor. Biz buna cimrilik değil. Cimri nerededir biliyor musun? Allah Resulü'nün sünnetinde nedir? Davasına, hak ettiği şeye, davasına ve hak ettiği şeye her şeyini vermiş, nefsini kısmış. Biz ise davamıza, hak ettiği yere ve kişiye kısıyoruz böyle. Nefsimize forya, forya cömert deniliyor. Bozuk adamın ölçüsü bozuk olur. Tamam, bozuk adam derler ya, bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir. Çünkü bozuk insanın söylemleri de o cinstendir. Ne diyecektir ki? Hala onun için Almanlara kölelik yapıyor. İktisatlı ol, bereketini bul. Yani hakkı hayatını vermektir. Bununla alakası yok bu. Bunu koparmak, buna iktisat şey değil. Burada. Buna o değeri vermek. Çünkü bu odundur. Ondan sonra en büyük özelliği nedir? İsraf, beşinci şuada asrın deccalından bahseder Risale-i Nur. Asrın deccalının tuzağı var. Bir tuzağı nedir? İsraftır. İsraf eden onun tuzağına, damına düşer. Niye? Akşama o ağzını bir sildi de attın ya, bir saat belki Almanlara çalışacaksın şu kağıt için. 15 lira saatini alacaksın. Tuvalet kağıdını bir haftalık sen 15 lira için. Bir saat Almanlara çalışacaksın. İsraf eden o Sufyan'ın asın deccalının tuzağına düşer. Köleleştirir. Ne kadar oldu bakayım. Bunu bir derste değil inşallah yarın da okuyalım. Ben bir bakayım 49 dakika olmuş. Bir tane de okuyayım. Bitirince bir şey de ben söyleyeyim. Tamam. Benim de bir sorum var. Tamam. Şu cümleyi okuyayım ki tamam. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri. Yani banyoda Allah görmüyor. Niye tesettür örtünelim yani? Peştuman. Şu isimler müsaade etmiyor. Cemil, Müzeyyin ve Latif ve Hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep olduğu için. Ya. Buraya bırakacağım bu soru alacağım. Bir de bunu şeyini alacağım. Demek ki o banyoda dedim ya hangi isimler? Cemil, Müzeyyin, Latif, Hakim gibi isimler hilaf edip istemiyorlar. Sen sor soruyu. Abi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tayken, Cebrail Aleyhisselam'dan ayrılırken bir tavsiye istiyor ondan. Cebrail Aleyhisselam diyor ki Rabbine karşı edepli ol. O edep aynı edep mi abi? O edebin zirvesi. Evet aynı edep. Bizim tanımladığımız edep yani. Cebrail'le arkadaşlık lef-i mahfuza kadar. Ondan sonra dedi ki ya Muhammed bundan sonra sen gideceksin. Oraya kadar ne vardı abi? Edep amanası. Edep var. Edebin her meratibi var. Evet, var. Hayır, yaşarken var. Mescid-i Aksa'ya kadar edebi var. Aşağı kadar. Tamam mı? Ondan sonra lef-i mahfuza geliyor. Diyor ki tabii edebin meratipleri var. Edebin meratibi var diyor. Lemalarda.
bir eşeğe takındığın edep, yani davranış, verdiğin değer, hak ettiği değer, su akarken orada kullanımdaki iktisat, verdiğin değer, bir Müslümana verdiğin değer, yani hak ettiği bir davranış veya bir şeyhe, bir hocaya, alime istifade ettiğimize hak ettiği bir şeyi, hürmeti değer vermek yalakalık değil, haddini bilmektir. Tamam? Bu meratiplerde kendisini gösterir, farklı farklıdır. Ondan sonra dedi ki, bir adım da atarsam yanarım ya Muhammed. Bundan sonra sen gideceksin dedi. Haddini bilmiş. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru sormuş. Bitti artık. Seyahat arkadaşları bitti. Tek iç. Ya Cebrail, ben Rabbime gidiyorum. Beni bıraktı. Son tavsiyen nedir diyor. Cebrail aleyhisselam şöyle diyor. Ya Muhammed aleyhisselam, Rabbine karşı edepli ol. Kim bu? Edebeni Rabbi faaseni tedbi. Gelecek zaten de, yarın herhalde gelir. Beni Rabbim en güzel bir şekilde edeplendirdi. Edebin meratibi var ki en güzel demiş. Şimdi ben Cebrail İrfan... Cebrail aleyhisselam bunu biliyordu. Evet. Öyle edepli olmanın gerektiğini biliyordu. Yani bunu biliyordu. Edepli olduğunu da biliyordu. Çünkü edebeni Rabbi faaseni tedbi zaten onunla kendisi beraber. Kendisi de abi. Kendisi evet vardı. Kendisiydi. Rabbim beni en güzel bir şekilde edeplendirdi denilen zaten tavsiyesi açtan sonra lef-i mahfuzdan sonra edepli ol diyor. Edep yahu. Dergahlarda, büyük zatların dergahlarında hep onu yazar. Edep yahu. Tahir abi medresesinde ne yazarmış biliyor musunuz? Merak ettin mi? Rüşt abi, Tahir abi, Zübeyir abi, Mustafa Gül abiler falan oldu. Teruz dershanesinde girer girmez ayakkabı çıkarınca salonda gözüken tabela. Burada gıybet yapılmaz. Burada gıybet yapılmaz. Bu da edebim. O da gıybet abi. Evet, edep. Kimse yani aşırıp da şey yapamaz. İrfan'ı mı alayım şimdi? Evet, şimdi abi yani edep. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki deniz, ilk defa gördüm bu hadisi işte. Hani utanmanız yoksa her şeyi yapabilirsiniz. Hani bu ne demek? Bir kişi eğer maneviyatta bir hisse istemiyorsa, hayatına bir kutsiyet katmak istemiyorsa, edepsizlik yapabilir yani, o rahat olsun diye. Ama hayatına bir edep katmak isteyen kişinin amacı nedir? Hayatına bir kutsiyet katmak. Hayatına bir meratiplendirmek, hayatını güzelleştirmek. Ahiret inancı olan kişi için bu geçerlidir. Zaten eğer ahiret inancı yoksa bir kişinin, yani en kötüsüyle en iyisi aynıdır. Yani edepsizlik deyince akla ilk gelen nedir? Mesela fuhşiyattır abi. Değil mi? Fuhşiyattır. Hani mesela belki usulsüz bir örnek, belki uç bir örnek ama nedir? Para karşılığı bedenini satmak. Diğer türlü nasıl oluyor? Mesela biz yaşantımız nasıl oluyor? Biz para kazanıyoruz. Para kazanırken ne yapıyoruz abi? Zamanımızı harcıyoruz. Zamanın karşılığında ne harcıyoruz abi? Vücudumuzu ve sağlığımızı harcıyoruz. Yani yaşlanıyoruz. Bir nevi hayatımızda kutsiyet yoksa o yapılan işle diğer yapılan işler arasında bir fark yok. O kişi de zaten istediği gibi edepsiz davranabilir. Hayatında maneviyat olmazsa bu şekilde olur. Evet. Hayatına kutsiyet katmak, hayatını anlamlandırmak. İsteyen kişi edepli olmalı. Yani hayatın mayası. Yani edep aklı iksirliyor, kalbi mayalıyor. İmanı şartlarında olsaydı yadırganmazdı herhalde. Evet. Zaten ne diyorlar biliyor musun? Ya da İslam'ın şartlarında. Ne demişler biliyor musun Murat? İmanın şartı altıdır. Beş tane İslam esası da aslında altıdır. Çünkü hitap edilen kişidir demişler altıncısı. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harcayan gibi kelime şehadeti getiren zatın haddini bilip hududunda kalan kişidir. Altıncısı da kişinin kendisidir derler. Evet. Yani hayatını anlamlandırmak.
hayatını edebi yaşayarak dimağını iksirlemek, edebi yaşayarak kalbini mayalamak ve ruhunu anlamlandırmak. Bu bütünün dışarıdaki fiili tezahürü nedir? Haddinde bilip, haddini bilip hududunda kalıp zamanında ve mekanında hak edene hakkını teslim etmektir. Ve ahir davahum ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.